klasik başlangıçlar yapmak yerine dilerseniz bu hızlı ve etkileyici haftaya biz de aynı hızla giriş yapalım. Efendim ben Fatih Güneş. Piyasa uzmanı olarak naçizane bu ekranlarda yer alıyorum. Yaklaşık 3 yıldan fazladır, 147 programdır sizlerle beraber olmaya çalışıyorum. Türkiye ekonomisinde benim programlarıma başladığımdan bu zamana kadar herhalde ilk defa böyle bir anonsla ya da böyle bir programla sizlerle bir araya geleceğiz. Aslında programın özelliğinden kaynaklı değil bu, haftanın gelişmesinden kaynaklı. Çok ilginç olaylar oldu. Daha bir hafta oldu bir önceki programı yapalı. O arada neler oldu? Birincisi, zaten geçtiğimiz haftadan başlayarak ondan önceki haftalarda ve aylarda Merkez Bankası kanalıyla müdahale ede ede, devlet bankaları kanalıyla döviz bozdura bozdura mücadele ettiğimiz, hatta bunu ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz biz. Dövize karşı, dolara karşı, batıya karşı, fitneye karşı mücadele diye adlandırdığımız bir mücadele vardı. Daha doğrusu böyle bir söylem vardı hükümet tarafından. Biz dövizle mücadele ettiğimizi düşünüyorduk. Çünkü bu kadar kaynak, Merkez Bankası rezervlerinden müdahaleler, devlet bankalarından piyasa uzmanları söylemleriyle arka kapıdan yapılan müdahaleler sonuçta bir şeyle mücadele etmekle geçiyor. Neyle mücadele ediyorduk ya da söyleniyordu? Döviz kurlarıyla. Niye istemiyorduk yükselen döviz kurlarını? Çünkü döviz kurları yükseldiği zaman ülkedeki bütün masraflar, giderler dolayısıyla enflasyon yükseliyordu. Gerçi bu konuda bir kişiyle hemfikir olamadık. Siz de kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Hani enflasyonun gerçek nedeninin döviz kurları olmadığını söyleyen bir ekonomist var ülkede. Onunla hemfikir olamadık bir türlü. Biz ülke olarak bu mücadelenin içindeyken, hatta biz bu programdan da dönem dönem insanlara hep, vatandaşlarımıza, izleyicilerimize hep şunu söyledik. Halen de aynı fikirdeyim. Yabancı para bir yatırım unsuru olmamalıdır. Hala da aynı fikirdeyim. Yatırım için euroyu, doları kullanmamak yönünde tavsiyede bulunuyorduk. Kullanmayın. Neden kullanmayın? Kazançlı çıkamazsınız anlamında değil. Bu para birimlerine çok yüklenirsek ülke olarak kendi para birimimizi değersizleştireceğiz. Böyle yapmayalım. Ama bir yandan da Türk lirasının değerini ve itibarını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşları da işinin doğru yapması, işlerini doğru yapmaları, liyakata önem vermeleri sadakatten ziyade diye uyarıyorduk. Bizim ikinci uyarımız hiç dikkate alınmadı. Değişen Merkez Bankası başkanlarından, değişen maliye bakanlarından zaten siz de bunu görmüşsünüzdür. Sadakat noktası buyken, liyakata çok fazla önem verilmiyorken tabii ki insanlar kendilerini güvenli limanlara yönlendiriyor. Onları da suçlayamayız. Bu bir sosyoloji. Nereye yönlendiriyorlardı? Döviz ve altın yatırımlarına daha çok. Kısmen borsaya yatırım yapıyorlardı. Bir başka söylemimiz daha vardı hükümetin dile getirdiği, ki bunu devamlı Sayın Cumhurbaşkanımız dile getiriyordu. Diyordu ki beni faizcilerle bir araya koyamazsınız. Faizcilere para kazandıran sistemin altına imza atmam diyordu. Kendi cümleleri tekrar teyit ettim Google'da. Tamam, o zaman elimizde şu vardı. Biz faizi istemiyoruz ve faize karşı mücadele ediyoruz. Döviz kurları yükselse de faizle mücadele edeceğiz. Her şey böyle giderken, biz ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimizi düşünürken dövize karşı aylarca dış mihraklar tarafından yapılmış saldırılar, bu arada altını çiziyorum. Sonra bir anda bu yeni bir ekonomik sistem doğurdu. Daha doğrusu hükümetimiz dedi ki hayır, biz her şeyin farkındayız. Bu Türkiye'nin yeni ekonomik sistemi. Allah Allah, neymiş yeni ekonomik sistemi Türkiye'nin? Türkiye'nin yeni ekonomik sistemi yüksek kur, düşük faiz sistemiymiş. Peki bundan nereye varacağız? Efendim, bizim eğer kurlarımız yüksek olursa Türkiye içerisinde, bizim ihracatçılarımızın eli kolaylaşır,
maliyet avantajı sağlarlar. Aynen Çin gibi. Çin modelini örnek gösterdiler. Yani biz bunların farkında olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Biz bunların farkında olarak bu işi yapıyoruz dediler. Bu işten iyi kötü anlayanların hakkında şu soru işareti oldu ister istemez. Peki biz bunu bilerek ve isteyerek yapıyorsak ekonomik kurtuluş savaşını kime karşı veriyoruz? Niye dövize devamlı müdahale ediyoruz? Niye Merkez Bankası kasasından devamlı piyasaya döviz satıyoruz? Bu bir bilinçli program değil miydi? Soru bir buydu. Soru iki, hangi ara bu programa döndük biz? Ne zamandır bu programla ilgili altyapılı bir şekilde çalışıyoruz? Halkın haberi yok, kimsenin haberi yok. Hatta Merkez Bankası'ndaki uzmanların dahi haberi yok. Onlar hala dövizle mücadele ediyor çünkü. İkinci soru, cevapsız sorularımız. Üçüncü sorumuz, sanayicimize dedik ki, 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, sonuçta yüksek kur politikasının avantajlarını yaşayacağız ülke olarak. Burayı bir üretim üssü haline getireceğiz dedi. Yani kur yüksek olduğu için yabancılar da gelecek burada yatırım yapacak. Aynen Çin modeli gibi fabrika kuracaklar. Ucuz işçilik. Bizim kendi vatandaşlarımız, kendi sanayicilerimiz ise yüksek kurlarla beraber ham maddeyi bir kenara bırakırsak işçilik gibi unsurlar, dolara bağlı olmayan, dövize bağlı olmayan unsurlar da avantaj sağlayacak. Peki, tamam. Yeni modelde buydu. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Hatırlatıyorum, beni faizle, rantiyecilerle bir araya getiremezsiniz, destek verdiremezsiniz demişti. Hatırladınız mı? Sonra ne oldu? Bir şey oldu değil mi? Birden bu ekonomik modelden vazgeçecek bir karar alındı. Denildi ki ya siz döviz, bankalardaki dövizlerinizi, döviz hesaplarınızı TL'ye çevirin. TL vadeli hesaba koyun. Vadeli hesap ne demektir sevgili izleyicilerimiz? Faiz kazanılan hesap yani. Altını çiziyorum. Hükümet, Maliye Bakanı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız kendi açıklama yaptı. Hatta faiz demedi özellikle, mevduat getirisi dedi. Az önce yukarıda Mehmet Bakırcı hocam var, benden önce program yapan. Hocama sordum, hocam buna mevduat getirisi dediğimiz zaman faiz olmuyor mu dedi. Gülümseyerek yanağımı okşadı. Bu herhalde cevabı vermiş olur. Cumhurbaşkanımız dedi ki birden, biz dövizdeki mevduat hesaplarını, banka hesaplarını vadeli yani faiz kazanılan TL hesaplarına dönüştürürseniz eğer, biz hükümet olarak hazineden eğer döviz yükselirse, bir kaybınız olursa aradaki rakamı size ödeyeceğiz dedi. Ama döviz yükselmezse banka ne faiz veriyor size? Aylık %1,5 mu veriyor? Döviz ne kadar yükseldi? %1 mi yükseldi? O zaman yüksek faizi alacaksın. He, faiz 1,5 yükseldi. Döviz %3 mü yükseldi? Aradaki %1,5'u ben karşılayacağım dedi. Faizi dedi bak. Getiriyi ben karşılayacağım dedi. Akşam saatlerinde. Gece sabah olmayı bilmedi. 18 lirayı görmüş dolar. 11 liraya geriledi. Şimdi programa girmeden bakmıştım. Bu programın tekrarındaki izleyicilerimiz yanılmasın. 21 Aralık Salı akşamı saat 21.10'daki kuru veriyorum ben. Aklınıza bir şey gelmesin. Şu an önümde %12,9 rakamı görüyorum. 11'lerden 12,9 13'lere geri geldi. Devamlı iniyor çıkıyor işte, 12,5'lara geliyor, 13,10'lara gidiyor çıkıyor. Tabii dolar ve euro çok ciddi bir düşüşe uğradı. Neden? Çünkü ellerindeki dövizleri insanlar TL mevduatına döndürdüğü zaman hazine garantisi olacağına dair Cumhurbaşkanı'ndan bir çağrı almışlardı. Peki
Üçüncü cevapsız soruyu söylüyorum size. İhracat yapmak için, üretim yapmak adına, hani yüksek kur politikası benimsedi ya, Cumhurbaşkanımız öyle söyledi ya, bunu göze alıp ya da buna inanıp, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı söylüyor bunu. Bu bizim politikamız diyor. Yeni ekonomik modelimiz diyor. Yüksek kur modeli diyor. Bunu göze alıp ham madde alan, 16 liradan 17 liradan dolar kuruyla sac alan, alüminyum alan, pik alan ve bununla da üretip ihracat yapmak isteyen, hani euro da yüksek ya zaten, ihracat rakamları da euro ile yapan sanayicinin zararını kim karşılayacak? Kimler karşılayacak? Bakın, dövize olanlara bir şey demiyorum. Sonuçta kazanırken artıdasınız, düşerken eksiye gidersiniz. Hiç acımıyorum, inanın yani. Siz para alıp satıyorsanız bir işin karı da var, zararı da var. Hiç de önemli değil. Ama üretim üstüne getireceğimiz ülkemizi, ülkemizde üreticilerin zararını bir kenara bırakıp üretimle alakası olmayan, parasını bankada tutan ve bunlardan kar elde eden, yani faiz karı elde eden kişileri destekleyen bir sistemin adı nedir? Bunun adını dilerseniz siz koyun sevgili izleyicilerimiz. Programımız eğer teknik bir aksaklık yoksa Kanal 42'nin Facebook hesabından canlı olarak yayınlanıyordu. Birazdan ben de kontrol ederim, inşallah bir hata yoktur. Twitter'dan yayını verebiliyor muyuz bilmiyorum. Ara ara ben de bakarım. Eğer o konuda bana bilgi gelirse de sizinle paylaşırım. Hızlı bir şekilde özetlemem gerekti. Çünkü bu sorular, tahmin ediyorum şu an bizi izleyen artık her kaç kişi varsa onların hepsinin hakkında. Bu sorulara cevap bulabildik mi? Benim tarafımdan bakıldığında çok fazla bulamadık. Ama bugün programımızda çok önemli bir konuğumuz var. Umuyoruz kendisi bu sorulara cevap bulabilmiştir ve inşallah bizi takip edebilmiştir. Gerçekten sadece ekonomist kimliğiyle değil, piyasa uzmanı kimliğiyle önemli açıklamalarda bulunan, çok net, programımda da daha önceden konuk etme şerefine nail olduğum Sayın Serkan Özcan, Gelecek Partisi parti sözcüsü aynı zamanda. Sayın Serkan Özcan'ı kendisini Skype bağlantısıyla yapabiliyorsak programa konuk etmeye çalışıyoruz. Efendim, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, merhabalar. Takip edebildiniz mi programımızın ilk 10 dakikalık açılışını efendim? Maalesef, çok özür dilerim ama yetişmem çok zor oldu. Hiç önemli, hiç önemli değil. Hiç önemli değil üstad. Zaten bildiğiniz şeyler. Biz şunu dile getirdik izleyicilerimizle beraber. Şunlara dedik, çözüm alalım. Çok hızlı bir şekilde. Bir, biz aylardır dövizi düşürmek için mücadele ediyorduk ülke olarak. Hatta bunu bir ekonomik kurtuluş savaşı olarak tanımladık. Lütfen ellerinizdeki dövizlerinizi bozdurun dedik. Lütfen döviz bazlı işlemler yapmayın. Hatta döviz ticaretlerini yasakladık. Dövizle verilen fiyatları yasakladık. Ve dedik ki biz bu kurtuluş savaşından çıkacağız. Dövize karşı ekonomik kurtuluş savaşı, dış mihraklara karşı bir savaş başlattık önce. Sonrasında bizlerin haberi yok. Hatta Merkez Bankası'ndakilerin de, uzmanların da çoğunun haberi olmayan şekilde bunları bilinçli yaptığımızı, bu Türkiye'nin yeni ekonomik modeli olduğunu, aslında bizim yüksek kuru istediğimiz için dövizin yükseldiğini, hükümet tarafından söyleniyor bunlar, yükseldiğini. Çünkü biz ülkeyi üretim üssü yapacağız, Çin modelini gerçekleştireceğiz diye bir açıklama geldi. Yani biz aylardır yapılan dövizle olan mücadeleyi, Merkez Bankası rezervinden harcanan milyarlarca dolarlık harcamayı sindirmeye çalışırken böyle bir açıklama geldi. Ne zaman başladı bu model? Kimle kuruldu? Altyapısı ne oldu? Bilemedik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki kur yüksek olsun, faiz düşük olsun, ihracatçılarımıza fayda olsun, yabancı yatırımcı gelsin, ucuz iş gücü olarak burada yatırım yapsın. Daha üzerinden çok fazla bir şey geçmeden sanayicilerimiz gitti,
Saclarını aldılar, alüminyumlarını aldılar, ham maddelerini aldılar. 15-16 lira dolar bazında işlem görerek, çünkü ihracat yapacaklar ya, euro da yüksek, dolar da yüksek. Bunları yaptılar. Sonra akşamdan sabaha ne olduysa, biz birden bu zamana kadar faizle mücadele eden, faizin olduğu yerde ben yokum diyen bir sistemde döviz bazındaki mevduatları TL'ye dönüştürdüğümüz zaman, eğer dövizden daha aşağı faiz kazanıldıysa yukarı tamamlamaya, yani örtülü bir faiz ödemeye karar verdik ve kurları aşağı çektik. Kurların bu kadar aşağı çekilmesine de herkes alkışladı ve bunu büyük bir ekonomik adım olarak gördük. Şimdi üstad, arka arkaya 3 tane konu var. Biz bu işin içinden çıkamadık. Bize yardımcı olur musunuz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bir şeyi kabul etmemiz lazım, bir şeyi görmemiz lazım Fatih Bey. Bu ülkede ne bu bahsettiğiniz modelleri düşünebilecek, ne onlar çerçevesinde plan ve program hazırlayabilecek bir siyasal iktidar bugün itibariyle mevcut değil. Biz bir yerlere savruluyoruz, az önce sizin sorunuzun içinde söylediğiniz gibi. Kur artıyor, Çin modeli diyoruz. Kur artmadan önce kur artmasın diye bu bir kurtuluş savaşı diyoruz. O da geçiyor, nas var ortada, sana bana ne oluyor ki deyip faiz indirimi yapıyoruz. Hı hı. Ama gelinen noktada öyle bir piyasa hareketiyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu sefer yeni bir model, yeni bir sözle ortaya çıkıyoruz. Ve bu söz ne kadar da üzücü, faize karşı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ucu açık bir faiz arttırımıyla sonuçlanıyor. Dün akşam Türkiye'de yaşanan, bugün bazı iktidar yandaşlarının ve sözcülerinin dile getirdiği konu en basit haliyle ucu açık faiz arttırımına mış gibi davranıp, sanki bu bir faiz arttırımı değilmiş gibi davranıp adına mevduat kur farkı deyip yepyeni bir sistemi önümüze koydular. Buradan bizi izleyen bütün dostlarıma, başta Konyalı hemşerilerime, bütün arkadaşlarıma çok açık seçik net söyleyeyim. Sayın Erdoğan dün akşam itibariyle kendi elleriyle aylardır hayır yapmayacağım, benden bunu beklemeyin dediği faiz arttırımını çatır çatır yapmıştır. Hem de öyle bir yapmıştır ki Fatih Bey, ucu bucağı belli olmayan, nereye gideceği belli olmayan, size daha açık söyleyeyim, piyasa ne kadar isterse o kadar olan bir faiz arttırımı yapmıştır. Ve Türk sistemini, Türk finansal sistemini, Türk bankacılık sistemini full dolarizasyona geçirme yönünde ciddi bir adım atmıştır. Bugün Türkiye'de artık çift para değil, tek para sistemi vardır ve maalesef o para dolardır, dövizdir. Şimdi karşımızda faize karşı olduğunu söyleyen ama hazinenin ödediği faizleri 3-4 yıl içinde 5 katına çıkaran bir siyaset var. Karşımızda pandemi döneminde doğrudan yardım vermek yerine vatandaşlarını faizli kredilerin altında ezen bir hükümet, bir siyaset var. Karşımızda traktörlere haciz koyan, çiftçiyi faizli borçların altında ezen bir hükümet var ve maalesef son olarak bugün itibariyle karşımızda siz yeter ki döviz almayın, ben size döviz farkını faiz olarak öderim diyen, adına faiz demiyorlar tabii ama diyen bir hükümet vardır. Allah aşkına söyleyin, Cumhuriyet tarihi boyunca biz hiç bu kadar faizci bir hükümetle karşı karşıya geldik mi? Hem de faizci olduğunu söylemekten imtina eden, hatta başka herkesin bandacılıkla, faizcilikle, sabotajcılıkla suçlayan bir hükümet Türkiye'de tarihi bir faiz arttırımına sebep olduğu yol açtı. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün bir konuşmasında şunu söyledi. Siz aynı zamanda Gelecek Partisi'nin parti sözcüsünüz. Evet. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık yaptığı partide dedi ki, biz geldiğimizde iktidara 27,5 milyar dolar rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Biz 135 milyar dolara çıkardık dedi. Benim başbakanlığım döneminde dedi. Evet. Sonra dedi bu tutardan düşüşler oldu. Ama dedi bilmiyordum, ben cumhurbaşkanıydım dedi. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun mu dönemini kastediyor? Sayın Ahmet Davutoğlu mu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu rezervlerini eritti? Şimdi bütün Türkiye'yi bir tarafa bırakın, bütün dünya Türkiye'de Merkez Bankası rezervlerini arka kapıdan gizli saklı bir biçimde kamu bankaları üzerinden kimin sattığını çok iyi biliyor.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben yoktum dediği şey, kendisi yoktu, doğru, damadı vardı. 128 milyar dolar sırf faizi indirip kurdaki artışı dizginleyebilmek için arka kapıdan gayri hukuki bir biçimde satıldı ve bu işin başında Berat Albayrak vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı vardı. Ben yoktum ne demek? Siz başbakandınız, sonrasında da cumhurbaşkanıydınız. Ben yoktum ne demek? Sayın Davutoğlu'nun döneminde ben size söyleyeyim mi Türkiye'nin net rezervleri ne kadardı? Yaklaşık lütfen. 125 milyar dolar brüt rezervi, 26 milyar dolar Merkez Bankası'nın kendi parası net rezervi vardı. Peki bugün geldiğimiz noktada damat bakanın yarattığı o depremden sonra Türkiye Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bilançosu ne durumda biliyor musunuz Fatih Bey? 125 milyar dolar yine brüt rezerv var ama net pozisyona bakıyorsun. Yani bütün borçları çıkarıyorsun, geriye eksi 40 milyar dolar kalıyor. Eksi 40 milyar dolara getirdiniz Merkez Bankası'nın net pozisyonunu, Ahmet Davutoğlu'nun bıraktığı 26-30 milyar dolar civarından eksi 40 milyar dolara düşürdünüz. Kim vardı bunu yaparken? Sayın Albayrak vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ben yoktum, acaba orada neler oldu diye düşünüyorsa, bu sorunun cevabını arıyorsa hemen eve gittiği zaman damadını çağırsın, konuşsun, kendisi ona nasıl o paraları cayır cayır yaktığını hatırlatır. Efendim, bu özellikle açıklamalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi ülkede döviz çok ciddi bir şekilde düştü. Bu yani neye göre düştü Fatih Bey? Yani? Şimdi ne zamana göre düştü mesela? Tutar sonuçta rakam 18 liradan. İşte şu an önümüze baktık. Biz de bakıyoruz uluslararası. İşte 12.85 ile 13 arası gidiyor geliyor buraya. Hayır, bu algı operasyonuna en azından bizler kurban gitmeyelim. Eylül ayının başında 8 liraydı döviz. Şimdi tabii bir şey oluyor. Mesela belli bir rakamdan aşağı gittiğimiz zaman, şimdi adını vermek istemediğimiz yayın organı dövizde muhteşem düşüş diyor ya efendim, böyle 40 kuruşluk indirimlere. Biz de onlara özendik demek ki sizle beraber. Şimdi efendim, dediğiniz gibi çok kısa bir zaman içerisinde zaten Türk lirası değer kaybetti. Bu cümleme katılır mısınız bilmiyorum ama dünyayı da incelediğimiz zaman, sizler kadar olmasa da biz şunu gördük. Dünyanın diğer az gelişmiş ülkelerinde ya da işte orta seviyede gelişmiş olan ülkelerinde aslında özellikle dolardan bahsedecek olursak, dolar son 4-5 ayda yüksek değer kazanmadı. Çünkü böyle bir endeks değer var, sizler de takip ediyorsunuzdur onları. Doların o endeksi yükselmedi aslında. Yani bizim ülkemize has bir yükseliş oldu burada. Tabii aslında dolar değer kazanmadı. Türk lirası evet. Sadece dolara karşı değil, Mısır parası dahil bütün paralara karşı değer kaybetti. Ben de size bunu söyletmek için bu soruyu sordum. Çünkü bir ikilem var. Yani dolar değer kazandı, dolar arttı, doğru. Euro arttı söylemlerimiz aslında biraz da ezber bozalım. Yanlış. Doğru. Türk lirası doğru. Değer kaybetti. Doların doğru. Artış sağlaması için Mısır'da da artış sağlaması lazım. Tabii. Bulgaristan'da tabii. Da lazım. Azerbaycan'da tabii. Da olması lazım. Bulgaristan'da doğru. Da dolar değer kazanmış olsa, paranın değeri düşse, Bulgarlar Edirne'ye alışveriş yapmaya gelmez. Doğru mu efendim? Doğru. Aynen öyle. Çok haklısınız. Bu algı operasyonuna da kurban gitmeyelim. Çok doğru bir yerden soru sordunuz. Şu anda Türkiye'de yaşadığımız şey, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve koltuk sevdalısı 3-5 tane siyasetçi ve bürokratın kendi eliyle bizi soktuğu bu krizin bedelini ödüyoruz. Yükselen dolar değil, düşen Türk lirası. Evet, parası bu, pul olan biziz. Bu ifadende büyük bir böyle bir değer kazancı çizelim. Falan yaşamıyor yani. Evet, bu ifadenin de altını çizelim değil mi efendim? Doğru kullanalım aynen ifadeyi. Öyle, aynen öyle. Şimdi aynen size öyle. Şu soruyu yöneltmek istiyorum sizi bulmuşken. Buyurun. Eğer Türk lirası değer kazandıysa, hani akşamdan sabaha işte bu sosyal medyada bayraklar çıktı biliyorsunuz, yaşalar yaklaşık, hatta ben bugün yazdım. Hoş geldiniz yazdım ya. Böyle 4-5 aydır sesiniz solunuz çıkmıyordu. Çok ilginç sosyal medya bağlantılarım olduğunu gördüm. Hani bayraklar, afişler çıktı bir yerlerden. Şunu görmek istiyorum. Şimdi uluslararası arenada eğer bizim paramız değer kazandıysa, dün alınan aksiyon gerçekten karşılık bulduysa, ülke ekonomisine fayda sağladıysa, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası finans kuruluşlarından ya da bir şekilde finans kuruluşlarından borçlanma paritesi, devamlı CDS primi diye adlandırdığımız bir prim oranı var. Hani evet. Paranın kaskosu gibi değerlendiriyoruz biz amiyane tabiriyle. Evet. CDS priminde bir puan bile düşme olmadı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Yani biz kendi kendimize mi seviniyoruz burada? Uluslararası arenada böyle bir değişim, böyle bir güçlenme yansımıyor mu? Şimdi
Fatih Bey, bu harikulade bir soru. Çok önemli bir soru. Şimdi insan nefes alıp verirken solunum organlarına ihtiyaç duyar. Akciğer solunumun en önemli organıdır, değil mi? Akciğerlerimiz. Evet. Sağ akciğerimiz para politikasıdır. Sol akciğerimiz de kamu maliyesidir. Ekonomi gibi düşünün bunu. Evet efendim. Biz sağ akciğere o kadar kötü davrandık ki. O kadar yanlış para politikası uyguladık ki. Faiz düşerse enflasyon da düşer diyerek dünyada bizden başka hiç kimsenin kabul etmediği bir teoriyi zorla bu ülkede işlemeye çalıştık ki. Günün sonunda ne oldu biliyor musunuz Fatih Bey? O sağ akciğeri söndürdük. O akciğeri çalışmaz hale getirdik. Doktor ameliyat yaptı. Artık tek akciğerim var dedi. Eskiden sigara içiyordun. Kimyasallara maruz kalıyordun. Kendine bakmıyordun. İyi beslenmiyordun. İyi korunmuyordun. Bundan sonra tek akciğerim var. Ona iyi davran dedi bize doktor. O akciğer, kalan akciğer kamu maliyesiydi. Devletin, vatandaşın devlete emaneti olan kamu maliyesi. Şimdi tek akciğerle nefes alıp vermekte zorlanırken bir de sigaraya başlatıyor bu hükümet bizi. Yaşanan şey budur. Para politikası iflas etti, şimdi kamu maliyesine saldırıyorlar. 300-500 bin tane mevduat sahibinin, dolar sahibinin parasını koruyabilmek için 84 milyona bütçe üzerinden yeni yükler getiriyorlar, yeni vergiler getiriyorlar. Senin benim paramı milyon dolarlık mevduatı olan 300 bin 500 bin zenginin döviz kurundan feragat etmesin diye onlara harcıyorlar. İşte bunu gören uluslararası yatırımcı bakıyor diyor ki ha Türkiye para politikasında iflas etti şimdi gözünü kamu maliyesine dikti. Yani Türkiye sağ akciğerini bitirdi şimdi sağlıklı olan sol akciğerine doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine de bizim işte CDS dediğiniz sizin uluslararası risk primimizi hiç düşürmedi. Hatta arttırdı. Ben size daha olumsuz olanını söyleyeyim. Önümüzdeki dönemde eğer bu yeni kurulan sistemle kamu maliyesi üzerindeki yük çok ciddi bir biçimde artarsa bu CDS'in daha da yükseldiğini ve uluslararası borçlanma faizlerinin daha da arttığını göreceksiniz. İnşallah cevap olmuştur. Hem de nasıl çok oldu ama hani cevap oldu ama moralimiz biraz daha da bozuldu aslında işin açıkçası. Biz gerçekleri Maalesef. dile getirmeye çalışalım elimizden geldiğince efendim. Son bir sorum olacak. Sizi de bu saatte biliyorum bir bağlantınız daha var. Sizi de ona Evet, da birazdan bir bağlantıya evet daha var. yetiştirelim. Basit bir matematik hesabı yaptım. Bu benim şahsi hesabım. O konuda sizden bir hoca üstat olarak hatam varsa onu söylemenizi istiyorum. Efendim kabaca Merkez Bankası'nın son yaptığı açıklamalarına göre Türkiye'de 250 milyar dolarlık yabancı para cinsinden banka mevduatı var. Benim Evet. gözlemlerim 250 milyar dolar civarında. Bir de 2 trilyon lira da TL bazında TL mevduatı varmış. 2 trilyon TL. Şimdi efendim kabaca bu 250 milyar dolarlık mevduatın 50 milyar doları kalmış olsun, dolar hesabından gelmemiş olsun, TL'ye dönmemiş olsun, 200 milyar dolarlık bölümünün Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği sistemde mevduat garantili, dövize çevrilebilir mevduat garantili sisteme geldiğini düşünelim. TL'den de TL mevduatlarından da 100 milyar dolarlık bölümünü kabaca bugün itibariyle 1,2 trilyon liraya denk gelir. O Evet. bölümünde geldiğini düşünelim. Normalde 300 milyar dolarlık bir mevduatı Türkiye Cumhuriyeti hazinesi fonlayacak demektir. Olası bir Şöyle, kur artışında. ben müsaade eder misiniz Buyurun bana? Ben o tabii, konuda buyurun. size net rakamlar üzerinden gideyim. Lütfen daha çok memnun olurum. Yaklaşık 5,5 trilyon civarında hem Türk lirası hem de yabancı para mevduatımız var. Evet. Şimdi bunun 3,5 trilyonu, 3,6 trilyonu gerçek kişi mevduatı. Yani şirketlerin olmayan, vatandaşın, senin benim param. Şimdi bu 3,5 trilyonun 3,6 trilyonu 1,1 trilyonu Türk lirası cinsinden duruyor bankalarda. 2,5 trilyonu yabancı para cinsinden duruyor. Evet. Yani toplam 3,6 trilyonluk mevduatın içinden isteyen bu yeni önerilen işte kur korumalı diyorlar ama aslında faizi koruyorlar. Evet. Bu sisteme girebilir. Diyelim ki vatandaşın 1/3'ü yani 3,6 trilyonu bulunan vatandaşın mevduat sahibinin zenginlerimizin 1/3'ü dedi ki ben bu yeni sistemden yararlanmak Yani istiyorum. 1,2 trilyonluk mevduattan bahsediyoruz. Yaşa. Aynen öyle. Aynen öyle. 1,2 trilyon. O da bugün Şimdi bu itibariyle 1,2 100 milyar dolara denk geliyor. Kur 12 lirayken. Doğru mu efendim? Evet ama dolar üzerinden değil ben TL üzerinden yapayım bu hesabı. Neden? Peki. Çünkü bütçeyle ilişkilendireceğim bunu. Tamam. 1,2 trilyona şimdi biz diyoruz ki bu 1,2 trilyonu olan zengin vatandaşa
Sen paranı buraya koy, sana Türk lirası faizi vereceğim. Ama merak etme, eğer döviz çok yükselirse ben sana o aradaki farkı da ödeyeceğim. Evet. Peki faiz ne kadar? Bugünkü para politikası faizi %14. Diyelim ki önümüzdeki sene, bir sene içerisinde 12 ay vadeli getirdik. Bu 1.2 trilyonu zengin vatandaş hükümetine güvendi. Çünkü bunu da, bunun ismini de koydum ben. Kamu özel işbirliği projeleri vardı. Bu da zengin hükümet işbirliği projesi bu yaptıkları şey. Bu 1.2 trilyona diyelim ki %35 kur arttı. Şimdi önümüzdeki sene Türkiye'de %35'lik enflasyon beklentisi vardı, değil mi? Kur %35 artabilir mi? Artabilir. Şimdi bu %35'ten Fatih Bey 14 puan olan mevduat faizini düşelim. Çünkü bunu bankalar ödeyecek zaten. Evet. Ödemeyi kabul ediyorlar. Üste ne kaldı? Yaklaşık %20'lik bir kesim kaldı, değil mi? Evet. Bir para kaldı. Bu %20'yi hazineden ödeyecek. Kim ödeyecek? Sen, ben, çiftçi, esnaf, köylü, memur, işçi ödeyecek. Ne kadar ediyor bu para? 240 milyar lira ediyor. Aynen öyle Fatih Bey. Peki 2022 yılında Türkiye bütçesi, Türkiye hazinesinin onaylanmış, meclisten geçmiş bütçesine göre çiftçilere, milyonlarca çiftçiye kaç para destek veriyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorum. 26 milyar lira. 26 milyar lira. Sen milyonlarca çiftçiye, bak Konyalılar bunu çok iyi anlar. Sen milyonlarca çiftçiye 26 milyar lira destek ayıracaksın. Ama 300 bin tane, 400 bin tane mudiye, mevduat sahibine 240 milyar lira ayıracaksın. Türkiye bütçesi 2022 yılında 278 milyar lira bütçe açığı verilecek bu hesaplamalara göre. Evet. Yani AK Parti'nin mecliste kabul edilmiş, Cumhur İttifakı'nın kabul edilmiş bütçesine göre. Sen bu açık kadar bir açığı 300-500 bin tane mevduat sahibine vereceksin. Ya böyle hakkaniyet olur mu? Böyle adalet olur mu? Böyle sistem olur mu? Bu kadar zengine yandaş, vatandaşına düşman bir sistem olur mu Fatih Bey? Allah aşkına. Peki ben bir de şunu merak ediyorum. Siz bir hazineci olarak... Şimdi efendim bütçe onaylandı. Fuat Bey açıkladı. Türkiye Tabii. Cumhuriyeti'nin 2022 yılındaki dedi ki bütçesi 1.5 trilyon lira gelir. 1.75 ya da 78 milyar lira gider. Gider. 208 evet. milyar lira zarar bekliyoruz dedi. Bu da 250 civarında bir açık var. Evet. Onaylandı. Bu açıklamadan önce daha bunlar yok bu işin içerisinde. Doğru. Doğru. İyi de efendim sonuçta bu işin kanunu var, nizamı var. Bu rakamlar, bu açıklamalar bu bütçenin içerisine konmadan, sunulmadan, onaylanmadan nasıl bu karar alınabiliyor? Bu ya da sonuçta onaylanmış bir bütçe var. Doğru. Bu da harikulade bir soru Fatih Bey. Tebrik ederim. Şimdi Türkiye bu yeni yarattığımız bütçe açığını kendi hataları nedeniyle ortaya çıkmış olan bu yeni açığı kapatmak için muhtemelen bütçede revizyon isteyecekler. Ve bunun bir kaynağının koyulması gerekiyor. Şu anda bugünkü açıklamaya bakın mesela. Benim elimde var bak şu anda şu bir sayfalık hazinenin yayınladığı metin. Bu metinin hiçbir yerinde bu kur farkının hazine üzerine gelen paranın nereden ödeneceğine dair tek bir cümle, tek bir kelime yok. Niye? Evet. Çünkü karşılığı yok. Çünkü dediğiniz gibi kabul edilmiş bütçede buna ayrılmış bir kaynak yok. Ben i̇şte bugün öğlen efendim, soktular. Ben bugün öğlen aslında 2'de televizyona fixlendim. Ve bunun kaynağı açıklanacak diye bekliyordum. Ama bunun kaynağı belli. Çok bir şey çıkmadı. Fatih Bey bunun kaynağı belli. Ya döverler milletten vergi alırlar ya daha fazla borçlanırlar ya da para basarlar Fatih Bey. Başka bir macera, başka bir böyle çok acayip bir şey falan beklemeye gerek yok. Yapacakları şey bu. Ya vergileri yükseltecekler milletin sırtındaki, ya ülkeyi daha fazla borçlandıracaklar ve faiz girdabına sokacaklar, ya da dönecekler Merkez Bankası'ndan para basıp ödeyecekler. Bunun başka bir açıklaması yok. Ve Merkez Bankası'ndan para bastıklarında ya da daha fazla borçlandıklarında Türkiye'de enflasyon daha da artacak. Bugün aldığımız ekmeği önümüzdeki sene yine %50, %60 farklı almaya başlayacağız. Biz şu anda %35 olarak hesaplıyoruz 2022 yılı enflasyonunu. Belki o enflasyonu 2-3 ay sonra burada konuştuğumuzda %50, %60 olarak görmeye başlayacağız maalesef. Bu maalesef. Sadece enflasyonla ilgili değil değil mi efendim? Mesela 240 milyar para basarak yerine koyduğu zaman biz ülkedeki para miktarını, para arzını tamam artıracağız. Tamam işte para arzını arttırdığımız zaman da enflasyon baskısı. Enflasyon zaten bir gerekçe ama evet. Para arzını arttıracağımız zaman otomatikman da kendi... Para birimimizin, TL'nin arttığı için değeri de düşmeyecek mi? Çok doğru söylüyorsunuz. Değeri düştüğü için de döviz miktarları yine artmayacak mı? Aynen öyle. Döviz kendi paramız düştüğü için ve kurlar yükseldiği için bu sefer bu 300-500 bin tane işte zenginimize 250 milyar lira ayırmıştık ya. Evet. Bir 100 milyar daha vermek zorunda kalacağız. Ama bir bu sarmal büyüyerek devam eder efendim. Bunun bir sorunu, sonu yok ki. Bakın. Allah rahmet eylesin, Allah gani gani rahmet eylesin, hepimizin başbakanı, cumhurbaşkanı
Merhum Turgut Özal 1967 yılında bu işler başlamış, 77 yılına gelinmiş. Ortada böyle bir durum var. Bundan 10 sene sonra Türkiye bunu daha önce denendi yani bu sistem. Evet. Bu yeni finansal instrüman değil. Rahmetli Özal diyor ki bu öyle bir dalavere ki diyor milletin sırtından diyor zengini zengin fakiri daha fakir yapan bir sistem diyor. Bununla yüzlerce fabrika, yüz kilometrelerce yol yapılabilirdi ama bir cahil ekibin yüzünden, bir liyakatsiz ekibin yüzünden bu ülke böyle bir yüke maruz kaldı diye açıklama yapıyor. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Bana inanmıyorsanız gözünüzün önüne şunu getirin. Tayyip Erdoğan'ın ekonomi bilgisi mi, Turgut Özal'ın ekonomi bilgisi mi? Ben bir cümleyle de size katkıda bulunabilir miyim efendim? Evet. Şöyle bir cümle var. Bilgisizliğin vesikası demiş Sayın Turgut Özal. Bu projeyi getirenler aynen için öyle. Size de katkı sağlaması açısından aynen dile öyle getireyim dedim. Zamanınız çok daraldı. Sizinle sabaha kadar program yapabiliriz. Eyvallah. Lütfen eyvallah. İlk Konya seyahatinizde sizi i̇nşallah, stüdyomda inşallah da ağırlamak istiyorum efendim. Sözüm var zaten inşallah oraya geleceğim. İnşallah. Son bir dakika izleyicilerimize sizin cümlelerinizle veda etmek istiyoruz efendim. Buyurun. Türkiye bir ekonomik kriz yaşamıyor kıymetli kardeşlerim. Türkiye bir yönetim krizi yaşıyor. Türkiye liyakatsiz, cahil, kifayetsiz bir yönetimin elinde oradan oraya savruluyor. Bunların bir modeli yok, olamaz. Bunlar model bilecek kadar, model anlatacak kadar ekonomiye, bilime falan bu eğitimi almış insanlar değil. Karşımızda çok affınıza sığınarak söylüyorum ama en basit ekonomi denklemini bile yazamayacak liyakatsiz bir ekip var. Türkiye'yi maceradan maceraya savuruyorlar. Türkiye'de bu işlerin düzelmesinin tek yolu bu cahil yönetimden kurtulmaktır. Onun dışında yapılan günlük pansumanların hiçbirisi sizi aldatmasın, sizin fikrinizi değiştirmesin. Türkiye bu yönetimden kurtulmadığı sürece tek bir adım dahi ileriye gidemeyecektir maalesef. Ama ondan sonra inşallah bu değişimden sonra inşallah liyakatli ekipler bu ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra kuru da düşecek Türkiye'de, faiz de düşecek, enflasyon da düşecek. Herkesin gönlü rahat olsun. Memleketten umudumuzu hiçbir zaman kesmeyeceğiz. İnşallah efendim. Ağzınıza sağlık, sesinize sağlık. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür harika ederim. Bilgiler verdiniz bu akşam bize. İyi akşamlar diyorum efendim. Sağ olun, sevgiler, saygılar. Efendim piyasanın nabzında gerçekten muhteşem bilgileriyle bence de çok son derece net ve nokta tespitlerde bulundu. Katılırız, katılamayız. Sonuçta hem bir ekonomist hem bir hazineci Serkan Bey ama sonuçta bir şekilde de politik de bir kimliği var. Bu söyledikleri bazı izleyicilerimizi ya da bazılarını rahatsız da edebilir. Ama sonuçta biz ona sorduk. O da rakamlarla, matematikle kendi baktığı noktadan dile getirdi. Dediğimiz gibi modeli savunan, altyapısı olan kimse biz davetlerimizi her hafta Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin konusundaki uzman ekonomistlere, ekonomiden sorumlu başkan yardımcılarına dile getiriyoruz. İnanın tek taraflı bakmıyoruz olaya. Bu davetlerimize eğer katılırlarsa bizleri çok mutlu ederler. Kapımız ve mikrofonlarımız her sesi açık. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra bu konunun temelinde Sayın Hocam'la yapacağımız bir sohbet var. Bizden ayrılmayın. Fatih Güneş'te piyasanın nabzı kısa bir aradan sonra ikinci bölümüyle sizlerle beraber. Birinci bölümü kısaca özetleyecek olursak tabii ki bir ekonomi programında, piyasa programında yeni yapılan, dün akşam yapılan açıklama, TL mevduatlarına verilen destek, dövizle arasındaki farkın, faizin, altını çizerek söylüyorum, faizin, faiz gelirinin hazine tarafından karşılanacak olması bugünün en önemli gündemiydi. Dolar 18 liradan ertesi günün sabah saatlerine 11 liraya düştü. Şu an yani akşam kapanış rakamlarında tekrar izleyiciler için, seyircilerimiz için söylüyorum. O yüzden tarih veriyorum. 21 Aralık Salı akşam saat 21.54 itibariyle şu an 13 lira seviyesinde görülüyor. Tabi bu doların daha şuradan birkaç hafta önce bakıldığında 8 lira, 9 lira olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Aslında dolar düştü mü, düşmedi mi? Yorum sizin. Yoksa çok yükseldi, geri belli bir aşamaya mı geldi?
değerlendirme sizin. Programımızın birinci bölümünde ekonomist, hazineci, Gelecek Partisi, parti sözcüsü, genel başkan yardımcılarından parti sözcüsü Sayın Serkan Özcan'la canlı bağlantı kurduk Skype üzerinden. Çok keyifliydi. Tabii ki CDS priminden bahsettik. Merkez Bankası rezervlerinden bahsettik. Bu faize duyarlı politikanın etkisinden, efektlerinden kabaca bahsettik. Şimdi ikinci bölümümüzde yine kıymetli bir hocamız var. Sayın Musa Öztürk bu saatte bağlantı kurmayı, bizimle olmayı kabul etti. Kendisini biz dilerseniz kendisi bize, izleyicilerimize anlatsın. Çünkü ilk defa konuk ediyorum kendisini. Hocam beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Sizi ilk defa konuk ediyoruz hocam. İzleyicilerimize kısaca bir kendinizi tanıtırsanız öyle sorularımızla başlayalım. Doçent Doktor Musa Öztürk Nalan'ın Gazi Üniversitesi lisans doktoruyla İnönü Üniversitesi'nde yaptım. Makro iktisat 2020 yılında aldım. Şu an Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda toplum kuruluşlarında siyasi partilerde danışmanlık vazifesi yapmaktayım. Çok güzel. Hocam bu arada çok tevazu göstermişsiniz. Asistanımız isminizi, ünvanlarınızı alırken doçent doktoru yazdırmamışsınız bile. Sadece Musa Öztürk yazdırmışsınız. Çok alışkın değiliz akademisyen çevresinde böyle bir şeye. Öncelikle bu naifliğinizden dolayı da izleyicilerimiz adına teşekkür ederiz. Hocam bir süreçten geçiyoruz. Geriden baktığınız zaman bilginiz, deneyiminiz, eğitiminiz vasıtasıyla bir kere yükselen döviz kurları çok afaki mi yükseldi? Zaten olmaması gerektiği kadar mı yükselmişti? Bu geri geliş sağlıklı bir geri geliş mi ya da daim olabilecek bir geri geliş mi? Bu konuda fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi döviz kuru çok ilginç bir konudur. Uluslararası finans kitaplarının çok önemli bir kısmı döviz kurunun şekillendiği ile ilgilidir. Her ülke kendi para biriminin değerini korumaya çalışırken ortaya bir küresel bir sistem ortaya çıkar. Buna Adam Smith büyük çark demektedir. Şimdi bunu çok tarihten alıp bugüne getirmekle vakit kaybetmek yerine şöyle diyebiliriz. 1973 itibariyle altın ile dolar arasında, yerel para birimler arasındaki bağlantı dolaylı olan bağlantı dahi korktuk. Para birimleri kendi başlarına piyasada belirleniyor değerleri. Kendi üzerlerine belirleniyor. Niye söylüyorum? Şu an herhangi bir makro iktisadi veya mikro iktisadi değişken üzerinde, mekanizması üzerinden, ülkelerin ekonomik güçleri üzerinden döviz kurları belirlenmiyor. Daha ziyade piyasadaki bekleyişler fiyatları şekillendiriyor. Bu nedenle Türkiye'de, Türk Lirası'nın veya başka bir ülkede o ülkenin para biriminin değerken makroekonomik değişkenleri hem de piyasa beklentileriyle şekilleniyor. Türkiye'de de son 3 yıldır özellikle Ray Brunson olayıyla birlikte tabii bunu şunu ifade edelim. Türkiye'nin yaklaşık bir 50 yıldır problemi var. Kronik problemleri var. Bunları çözülür bir takım adımlar zamanında atılmaya çalışıldı ama her biri bir şekilde bir vesile engellendi. Bunlardan da yine derim özellikle ağır sanayi hamlesi Erbakan hocamızın başlattığı çok önemli, çok stratejikti. Yine 1990'ların başında yapılan çalışmalar önemliydi, stratejikti. Ama daha sonrasında bir türlü Türkiye ekonomisi istenen düzeye, istenen güce getirilmedi. Bu bilerek, isteyerek, kasten getirilmediğine dair güçlü emareler elimizde mevcut. Şimdi bu dalgalanan yapıda, bu yapısal sorunlu ekonomi 2018'de Ray Brunson olayıyla birlikte iyice kritik bir eşiğe geldi ve tabiri caizse ip koptu. Herhangi bir hükümetin veya piyasa aktörünün piyasayı doğrudan kontrol edebilir fonksiyonu kalmadı. Maalesef işte ülkenin ekonomik konjonktürü ve maalesef yine kalite siyaset anlayışı bir arada ele alındığında Türkiye bir kuru yaprak gibi savrulan bir döneme girdi. Bu dönemde de işte bunu iki şeyde çok net gördük. Birincisi döviz kurlarında durdurulamaz bir artış. İkincisi de enflasyonda durdurulamaz bir artış. Tabii ki bunların etkisiyle, etkileşimiyle birlikte gizli ve açık olmak üzere işsizlik de bunlara eşlik etti. Bütçe açıkları da peyderpey arkasından geliyor. Yani Türkiye ekonomisi yanlış yönetilmenin, uzun yıllardır yanlış yönetilmenin doğal sonucu olarak bir kur şoku yaşadı ve kur şokunun üzerinden atlatamadı. Bu şok
gittikçe krize dönüştü. Tam iyileşti derken tekrar bir krize dönüştü. Bu maalesef siyasi otoritede bu krizi yönetme konusunda yeterli bir kabiliyete sahip olmadığını ve sürekli bir arayış içerisinde olduğunu, yaptığı işte uygulama değişiklikleri, politika değişiklikleri ve özellikle de aktör değişiklikleriyle gösterdi. Şu an son dakikada hep söylerim bunu. Şu an Merkez Bankası Başkanı kim? Bilmiyoruz yani. Buna bakmamız lazım. Resmi gazetede görevden alınmış olabilir. Doğru. Pekala. Hazine ve Maliye Bakanı da aynı şekilde görevden alınmış olabilir. Bu istikrarsızlık bizi son iki aydır içinde bulunduğumuz sürece itti. Ki siyasal burada algı oluşturdu ve dedi ki Türk ekonomik problemi. Cari açıktır. Biz o cari açığı çözeceğiz. Hani yaptım ama bir sor niye yaptım? Vatandaşlar kimisi kimisi de arkadaş yaptın da iyisin güzelsin de ya bizim evimizde o yangın gıda fiyatları başta olmak üzere her şeyin fiyatı artıyor. Her gün işten çıkaranları duyuyoruz. Bu Ağustos faturasını niye vatandaş ödüyor dediğinde işte vatan millet Sakarya edebiyatı devreye girdi ve burada işte kur yükselecek 6 ay içerisinde toplayacağız. Enflasyonuna düşecek göreceksiniz söylemleri devreye girdi. Sonra baktılar ki bu iş yoldan çıktı. Çok değil daha 2 gün önce, 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız işte bu tembel bedende olduğu sürece bu politika devam edecek ve Türkiye bu dönüşümü sağlayacak dedi. Uluslararası öğrencilerle bir toplantısında. Ben de takdirle karşıladım. Yani bu kararlılık devam ederse Türkiye ekonomisi belki biri bu stratejiyi uygulayıp küçük bir ihtimaldi. Çok zorlu ama yapılması gereken bir şeydi. Dedik. Baktığımızda Türk iktisat tarihi değil, dünya iktisat tarihine literatüre girilir bir hamle yapıldı. Bir dönüşüm tetiklendi. Bu literatüre girecek, evet doğru, ekonomi kitabı yazılacak ama kitabın kriz bahsinde ne yapılmalı, ne yapılmamalı kısmında ele alınacak. Hangi bölümünde ele alınacak hocam? Mühim olan o. Literatürün hangi bölümünde yer alacak bu manevra, bu üç günlük manevra? Ekonomik krizler başlığında yer alacaktır. Ne yapılmalı, ne yapılmamalı kısmında tek acaba işte çok iyi hangi bölümde yer alacağı zaten soru işareti. Olacağı zaten bir gerçek. Bir Anadolu deyişi var hocam. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de Anadolu'da bir üniversitede hocalık yaptığınız için. Bizim de şu an Konya stüdyolarımızdan yapıyoruz bu yayını. Diyor ki tehlike gelmeden görenlere abdal denir. Geldiğinde görenlere aptal denir. Gelse de görmeyenlere ahmak denir diyor. Eski bir Anadolu atasözü. Şimdi liyakatin, sadakatin bu kadar çok konuşulduğu, sadece ekonomi değil, ülke yönetmenin, yönetilmenin sorgulandığı, muhalefet tarafından sert eleştirildiği bir dönemde bu döneme atıfta bulunan bir Anadolu deyişi var önümüzde. Bunu da yaklaşık birkaç ay önce bir politikacı paylaşmıştı Twitter'da. Bayağı da bir olay olmuştu. Size şunu anlatmak istiyorum. Yaklaşık 4-5 ay içerisinde öncelikle biz ekonomiye kurtuluş savaşı veriyorduk. Dövize mücadele ediyorduk. Merkez Bankası rezervlerimizden veriyorduk. Devlet Bankası kasalarından döviz kurunu düşürmek için mücadele ediyorduk. Tek söylemimiz buydu. Sonra birden kimsenin bilgisi olmadan yeni ekonomi düzeni bu. Yüksek kuru biz istiyoruz, her şeyin farkındayız'a döndü. Daha şuradan 3 gün olmadan sizin dediğiniz gibi şimdi biz yeni bir model oluşturuyoruz. Zararını karşılayacağız. Hem de faiz zararını karşılayacağız. Vadeli mevduat, faizli mevduat sahiplerinin kalan faiz getirisini karşılayacağız diye bir açıklama geldi. Bu faizle mücadele eden, faiz dünyanın en büyük laneti diye açıklama yapan bir zihniyetle çelişmiyor mu sizce? Çok ciddi bir hezeyan var ortada. Çok büyük bir çelişki var. Şimdi o kadar büyük bir çelişki var ki diye merak ediyor. Ama geldiğimiz noktada işte bugün de sosyal medyada da çokça gündem olduğu üzere zannedersem yanlış okumadıysam Dün İşleri Yüksek Kurulu da ben bu konuyla ilgili konuyu da belirtti. Haram olduğunu, faiz enstrümanının haram olduğunu belirtti. Tabii burada hükümet şunu anlamak lazım. Bir akıl ortada var mı? Yani bir strateji olsa inanın ben de diyeceğim ki
Üstenden hedefimizdi işte cari dengeyi sağlayacağız. Bu bir kabul edilebilir, cari fazla bir amaç olabilirdi. İşte o 6 ay bir, evet 6 ay yetersiz ama bir, 1,5 yıl gibi bir süre içerisinde bir dönüşüm sağlanabilirdi. Bunu kabul edebilirdik. Yani gerekenler de yapılsa, ek ilave şeyler de yapılsa. Ve asgari ücrete bir zam gelecek, bunu uyardık. Çok çeşitli kanallardan da uyardık. Bunlardan mahsup edilmesi. Asgari ücretin maliyetinin gerekiyor diye defaatle belirttik. Ama bir göremediği para işte dün akşam çok ciddi bir çark yapıldı. Bu sefer biz sizin dediğiniz üzere işte kura endeksli bir enstrüman falan da değil. Bunun örneklerini daha önce de gördük. Hemen hatırlayalım. Bireysel emeklilik sisteminde de benzer bir şey vardı. Herkes vatandaşı bireysel emeklilik sistemine kaydolmayı noktasında davet etti hükümet yıllar önce. İşte ne, vatandaş dedi ki ya bunun getirisi düşük doğal olarak. Dedi ki ben %25 şey vereceğim. Fark vereceğim. O zaman da yine gözler ya bu faiz oluyor mu olmuyor mu şeklinde bir arayışa gitti. Ona hediye olur vesaire gibi yorumlar geldi. Dün de biliyorsunuz %30'a çıkartıldı o fark. Çünkü %25 de yetmiyor. Evet. %25'in de bir karşılığı yok. %30'a çıkartıldı. Şimdi yine benzeri onda yine devletin bir katkısı var. Bütçe maliyeti olacaktı. Hazine maliyeti olacaktı. Benzeri uygulamayı biz nereden görüyoruz? İşte siz de yayınlarınızı açıkça dile geliyoruz. Kamu özel işbirliği yatırımları var. Evet. Burada geçsek de geçmesek de her an her gün köprülere para ödüyoruz ve bunlar dolara endeksli ve dolar artı Amerikan enflasyonu endeksli olarak ödemelerimizi yapıyoruz. Şimdi buradan da bir model aldılar. Dediler ki biz vatandaşa işte dolarını bozduk diyoruz ama vatandaş diyor ki bize doların bir yılda getirisi %100. Şimdi ben para dersine giren birisiyim. Derste öğrencilerle tartışmayı çok severiz. Derim ki işin ahlakını, dini kısmını bir kenara koyarak düşünelim. Dolarda bir yılda %100 kazanmak varken, çünkü geçtiğimiz yıl %100 prim yaptı dolar. Evet. Bir yılda %100 kazanmak varken siz %30 faize geçer misiniz? Öğrenciler dediler ki geçmeyiz ve herhangi bir rasyonel biri geçer geçmez. Buna katılım bankalarından bir ortaklık da diyebiliriz. Borsa da diyebiliriz alternatif olarak. Veyahut da bir konut yatırımı da diyebiliriz. Önümüzde bir enstrüman var. Likiditesi çok yüksek, riski çok düşük. Beklenen enflasyona göre getirisi yüksek bir enstrüman. Bu enstrüman dolar. Dolar her yerden alabiliyorsunuz. Her yerde getiriyor. Amerikan doları Amerika'da kısmen bunun arkasında durduğunu söylüyor. Küresel sistem de bunun üzerine kurulu. Şimdi bu dolardan vatandaşı nasıl diğer enstrümanlara, konuta, arabaya veya altına yönlendireceğiz? Burada tabii 2 hafta önce BDDK, SPK belli açıklamalarla dedolarizasyon süreci dediğimiz yani dolardan kaçışın kripto paralara gitmesini engellemeye yönelik bazı adımlar attı. Çünkü 4 kanaldan birisi buydu. Bunu engellemeye çalıştı ama diğer kanallara yönlendirilmesi gerekiyordu. Hükümet de burada işte bir finansal cambazlık peşine düştü. Tıpkı BES'te yapıldığı gibi, tıpkı kamu özel işbirliği projelerinde yapıldığı gibi. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği PPP modelleri, yani Public Private Partnership dediği, işte kamu özel işbirliği modeli. Bu model kapsamını genişletti. Madem hazineyle biz garanti verebiliyoruz ve hazine garantisinin toplumda bir karşılığı var. Bu durumda ne yapalım? Mevduatlara bir hazine garantisi, kur üzerinden bir hazine garantisi verelim dedi. Şimdi bu doğrudan faiz midir diye sorsak bu tartışmalı bir alana gider ama faiz olan kısmı net bir faizdir. O yüzden dinimiz gereği de bu haram, bunun tartışması yok. Faizin üstüne yine bir faiz çıkması şeklinde yani bir tür eşel mobil sistemi, kura göre değişen bir sistem. Bu akaryakıtlarda olan bir sistem vardı ya eşel mobil yani hareketli eşik değer dediğimiz. Eşel mobil sistemini bu sefer tuttular mevduatlara koydular. Şimdi burada çok tuhaf bir hamle bu. Çok ilginç bir hamle. Açıkçası çok da vicdansızdır bir hamle. Üç temel nedeni var. Yani dolar düşebilir, çıkabilir. Onu ayrı tutuyorum. Yani birçok kişi bugün dolar ne olur diye soruyordu. İşte kimisi çok kederliydi, kimisi çok mutluydu. O ayrı bir tartışma. Dolar bir enstrümandır. Dalgalanır. O ayrı bir şey. Ama hazine bir garanti veriyorsa bir enstrümanın getirisine yönelik hazinenin kaynağı nedir? Hazinenin kaynağı vatandaşlardan aldığı vergi veya uluslararası piyasadan yaptığı borçlanmadır. Dolayısıyla burada bir tasarruf sahibi olmayandan tasarruf sahibi olana dönük bir kaynak transferi olacağını görüyoruz. Bunu hangi vicdan, artık hangi akıl diye sormuyoruz. Hangi vicdan bunu onayladı? Bilmiyoruz ama kamu özel işbirliği projelerinden aldıkları ilhamla bunu da yaptılar. Şu anda işte faizli hesaba para koyanlara
dolarda bir artış olursa aradaki fark hiç bankacılık sistemine bulaşmayan mütedeyyin kesim ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Hatta kendisi de ödeyecek. Bu tıpkı geçsek de geçmesek de ücretini ödediğimiz işte geçiş garantisi verilen köprülere benzer bir uygulama diyebiliriz. Yani hocam burada bankada hesabı olmayan vatandaş bile, bırakın vadeli vadesizi, bu mevduatların, bu faiz ve rant getirisi sağlamak isteyen kişilerin karını dolaylı vergileriyle, devlete ödedikleri damga vergilerle, stopajlarla, doğrudan ve dolaylı vergilerle, kaynaklarla karşılayacaklar. Yani aslında sistem hiçbir şekilde faize bulaşmamış milyonlarca kişiyi en kötü ihtimalle faiz öder hale getiriyor. Katılıyor musunuz bu cümleye? Kesinlikle katılıyorum. Zaten böyle bir sistem de var. Görüşmeler esnasında söylemişti. Mesela elimi şöyle yaptım. Bir yaklaşık 3 asgari ücret. Türkiye ekonomisinin bütçesine baktığımızda 2022 yılı için faize ayrılan bütçe 240 milyar lira. İşte neye böldüğümüzde 3'ü bir ücret yapıyor. Zaten insanlar gün be gün sömürülü halde. Üstüne biraz daha sömürülü. Böyle bir uygulama vicdansız bir uygulama. Evet. Hocam bağlantıda sanırım bir sorun var. Biz sizin sesinizi yaklaşık bir buçuk dakikadır duyamıyoruz. Ve bağlantımız kesildi sanırım. Arkadaşlar şey yapalım, bağlantıyı iptal edelim. Gerekirse tekrar bağlanalım hocamıza. Sevgili izleyiciler, hocamız Sayın Doçent Doktor Musa Öztürk'le bir bağlantı kurduk. Bu bağlantımızda da Sayın Hocam'ın başlıkları çok önemli. Doğru ifadeler, daha doğrusu doğru ifadeler değil, cesur ifadeler kullandı. Doğruluğunu ve yanlışlığını tespit etmek bizim haddimize değil. Fakat Sayın Hocam'ın söylediği durum şu. Bir kere bir çalkantılar, gidiş gelişler üzerine ekonomi içerisinde net bir kararın olmadığı, net bir karar verip onun üzerine devam eden istikrarın olmadığı bir ortam oluştuğunu, 3 ayrı modelin son birkaç ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne sunulduğunu, hiçbirinin arkasında durulmadığını, hatta şu an Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanımızın kim olduğunu bile vatandaşın %90'ının bilmediğini, daha doğrusu bilemeyeceğini, hatta biz konuşurken bile belki de görevden alınmış olma ihtimalini, bunu dile getirdi Sayın Hocamız. Artı zaten ülke içerisindekilerin, ülkenin ve piyasaya güvenin olmadığı bir ortamda döviz kurunun da aslında bir yere kadar önemi olduğunu, yabancı yatırımcıların da ilk kriter olarak döviz kurundan ziyade ülkenin içinde bulunduğu istikrarlı yönetim olduğunu bize dile getirdi. Bağlantımız bu kadar sağlıksız olmasaydı, bulunduğu yer itibariyle herhalde internetin çekim noktasında daha keyifli bir sohbet olabilecekti. Önümüzdeki programlarda kendisini ağırlamayı istiyoruz. Efendim, Fatih Güneş'le piyasanın nabzında arkadaşlarım söylüyor ama hemen hocama bir kısaca veda etme zamanı verelim. Arkadaşlar varsa hocam beni duyuyor evet, musunuz? Unuturuz. Tamam. Son birkaç dakikada sizi böyle tekrar bağlayalım. Bu şekilde kopmayalım istedik. İzleyicilerimize birkaç dakikalık görüşlerinizi aktarmanız ve iyi akşamlar dilemeniz için mikrofonu size bırakıyorum. Buyurun hocam. Şimdi 3 tane şey ifade etmek istiyorum. Bunlardan birincisi enflasyon oranında faiz çok tartışıldı. Hı hı. Şimdi o tabii ki tartışmaya açık bir konu. Her türlüsü haram olan bir faizin enflasyon oranı üstü altı olmaz. Ama enflasyondan da yüksek oranda artış gösteren kura endeksli bir sürece geçildi. Hani burada %6 gibi bir reel faize geçildiğini görüyoruz. Bu sömürü sisteminin, yani faiz lobisinin nasıl kayrıldığını, nasıl desteklendiğini göstermesi bakımından çok önemli. İkincisi, orijinal günah tescil edildi. Yani vatandaşımız bizim Türk lirasına itibar etmiyor. Biz bari bunu dövize endeksleyelim, öyle itibar etsin. Dedi ki bu orijinal günah çok teknik bir konu. Bir ülkenin kendi vatandaşından dolarla borçlanır hale gelmesidir. Ve bir tür ayıptır. Yani bu bir ülke ekonomisi ne kadar kötü yönetildiğini gösterir. Üçüncüsü,
bütün biraz önce bahsettiğim vicdansız bir sistem vardı. Yani düşük gelirlilerden, düşük ekonomik sınıfta olanlardan, yüksek sınıfta olanlara, yüksek gelirlere doğru bir kaynak transferi var. Ama bu sadece böyle değil. Diğer taraftan da faiz hassasiyeti olan, bu işlere hiç bulaşmayan kesimlerden, bu hassasiyeti olmayanlara doğru da bir kaynak aktarımı var. Bu da çok ahlaki olmayan bir tutum. Ya ben faizle işim yok. Tamam, zorla aldığınız faizler var. Bir de yanımdaki faizci insanlara benden kaynak aktarmayı verin Evet. diyebilmemiz gerekiyor. Ama maalesef burada bir bakış açısı problemi var. Samimiyetsiz bir bakış açısı problemi var. Son olarak şunu ifade edeyim. Sayın Temel Karamollaoğlu'nun güzel bir ifadesi var. Saadet Partisi Genel Başkanı'nın. Nimet külfet dengesidir ekonomide asıl olan. Bu dengenin korunması, gözetilmesi, kollanması gerekiyor. Bu denge içerisinde toplum bütün kesimlerinin bir yarış içerisinde olması ve adalet üzerine bir arada olması gerekiyor. Burada adil bir piyasa olması, devletin de taraflar arasında bir kesimi tutmaması, kayırmaması gerekiyor. Bu ilkeler temel ilkeler. Bu ilkelerden o veya bu nedenle bir defa taviz verilmeye başlandığında bu istikrarsızlıklar temellenmiş, tohumlanmış olur. Sonra da Evet. içinde bulunduğumuz keşmekeş ortam ortaya çıkar. 3 gün önce Kurtuluş Savaşı diyorduk, vatan millet Sakarya diyorduk, kur artsa da sorun değil diyorduk. Bugün kur düştü zannediyoruz ki 2-3 gün sonra yerine geri gelirse ne yapacağız? Bununla dair hiçbir cevap yok. Hiçbir düşünce yok. Yeni paketler açıklayıp insanlara yeni yükler mi getireceğiz? Maalesef bunların hepsi olası tehditler olarak, bulanık alanlar olarak, gri alanlar olarak önümüzde duruyor. Hükümetin bunca yılki performansı bu konuların da üstünden gelebileceği konusunda da endişeleri arttırıyor diyebiliriz. İşin teknik kısmına baktığımızda da vatandaşlarımızın, bu günler bizim dayanışma günlerimizdir. Vatandaşlarımızın teenniyle sakin, soğukkanlı bir şekilde hareket etmesini ben sizin aracılığınıza tavsiye edeyim. Çünkü görünen o ki krizin, içinde bulunduğumuz bu darboğazın krize doğru evrilmesi, krizin derinleşmesi her geçen gün daha olası hale geliyor. Burada teenniyle soğukkanlı hareket etmek gerektiğini ben hatırlatmak isterim. Peki, çok Sizin teşekkür ederiz Sayın Hocam. aracılığınıza da ben Konya'da bir yıl kalmış birisiyim. Meram'dır, Konya'dır, gözümdedir, gönlümdedir. Tüm Konyalılar başta olmak üzere herkese çok selam söylerim. Bir Söylemek isterim. Çok sağ olun. ziyaretinizde sizi stüdyomuzda da ağırlamak dileğiyle hocam, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, saygılar, selamlar. Efendim, Doçent Doktor Musa Öztürk bizle beraberdi. Musa hocamız da işin daha teknik makro ekonomiden gelerek bu yaşanan süreçleri bize aktarmaya çalıştı. Vicdansız bir yaklaşım olduğunu söyledi. İnsanların zorla orijinal günah dediğimiz, hiç kimse faizi kendi almasa bile faiz öder hale getirildiğini dile getirdi. Ve bunun kaynakları ile ilgili, aynen benim de endişelerim olduğu şekilde, hazinede bunun kaynakları ile ilgili net bir veri olmadığını dile getirdi. Sağ olsun, bağlantımız çok sağlıklı olmasa bile teknik anlamda güzel bazı bilgiler aldık kendisinden, cesurca söylemler aldık. Umarım önümüzdeki günlerdeki programlarda kendisini daha sık konuk etme imkanı buluruz. Efendim, Fatih Güneş'te piyasanın nabzında bu hafta zaten günlerce yapabileceğimiz, saatlerce yapabileceğimiz bir programımız vardı ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaten devamlı aynı şeylerden bahsetmeye de gerek yok. İnanır mısınız, önümüzdeki haftaki programda neler konuşacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü geçtiğimiz Salı günü biz yüksek kur, üretim üssü olabilir miyiz, olamaz mıyız bunu konuşuyorduk. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bundan geri basmak, bundan taviz vermek yok dedi kendi ifadesiyle. Hatta eliyle de, bu da onun işareti. Bundan taviz vermek yok dedi. 3 gün sonra bu oldu. Şimdi benim programlarım haftalık. Şimdi biz bu Salı bunları konuştuk ama öbür Salı ne konuşacağız? İnanın hiçbirimizin hiçbir fikri yok. Ama Allah sonumuzu hayretsin diyoruz. Yeter ki farkına varın. Ben de hocam gibi, Doçent Doktor Musa Öztürk gibi halkımıza bizim yatırım tavsiyesi vermemiz yasak ama şunu söylemek istiyorum. Lütfen o böyle sosyal medyada bayraklar, afişler, işte reis tokatları, hatta iş makineleriyle yapılmış böyle konvoylar falan görmüşsünüzdür. Büyük böyle bir düğün haline gelmesini ya da böyle bir olay var mı yok mu diye araştırmanız için fazla uzağa gitmeyin. 60 gün öncesinin, 70 gün öncesinin, 3 aya, 3 aya gelmenize gerek yok. Döviz kurlarına bir bakın. Bakın bakalım 13 liraya gelen döviz, dolar ya da işte 15 ile 16 rakamlara gelen
Euro gerçekten bir başarı mı? Alkışlanacak bir konu mu? Bunu şunun için söylüyorum. Lütfen eylemlerinizde acele hareket etmeyin. Yabancı para birimi bir yatırım unsuru değildir. Ben devamlı dile getirdim. Bu benim naçizane tavsiyem. Ama eğer elinizde bu para birimleri varsa, yüksek, şimdikinden yüksek tutarlarda aldıysanız, lütfen zararına, o dişinizden tırnağınızdan biriktirdiğiniz paraları, acil TL ihtiyacınız yoksa zararına ve hızlı bir şekilde boşaltmayın. Sosyal medyada 8 liraya 6 liraya dolar inecek ifadeleri çok da gerçeği yansıtmıyor. Arada farklı bir karar ve farklı bir gelişme olmadığı müddetçe dövizin o rakamlara gelmesi de matematiksel olarak mümkün görünmüyor. Fatih Güneş olarak sizlere umarım keyifli ve verimli bir program sunmuşumdur. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine konu ve konuklarımızla sizlerle beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.